Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah namaz nasıl kılınır? Namaz dinin direği olduğuna göre öyle kolay değil muhtemelen böyle. Yani kılan namazın önce kabul olması gerekiyor. Ondan sonra da ahirete postlanması gerekiyor. Eğer burada kabul olmazsa kılınan namaz, ahirete gitmiyor muhtemelen böyle. Namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var, adabı var. Bir de mekruhları var, müfsitleri var. Namazı bozan şeyler var böyle. Namaz kılan kişi, bu da bilmesi gerekiyor bunların böyle. Yaptığı hareket, okudukları, farz mı, vacip mi, sünnet mi bilmesi gerekiyor bunların böyle. Bu neye benzer muhteremler? Mesela bir kişi araba kullanabiliyor, direksiyonu öğrenmiş. Ama trafik kurallarını bilmiyor, bir şey bilmiyor böyle. Yola çıkıyor böyle, tabii kazaya da her şey sebep olabilir böyle böyle. Namazda kazaya uğrar, yani namaz bozulabilir namazda böyle. İnşallah nasip olsa böyle fazla vacibi var inşallah, namazı inşallah anlatmaya çalışacağım muhtemelen böyle. Öyle tabii niyet şartı muhtemelenler. Niyet ile tekbir aslına da dünya kelamı girmemesi gerekiyor niyetten sonra da böyle. Kişi namazı niyetti mesela, o anda işte geldi git bir şey konuştu. Bu olmaması gerekiyor. Niyet dünyadaki son söz olacak niyet böyle. Niyetin asıl menba kalptir böyle. Yani kişi kalben ne yaptığını bilmesi gerekiyor böyle. Kılacağı namaz, niyet budur böyle. Kaza mı, günlük namaz mı, hangi vakit namazı bunu, bunu belirlemesi gerekiyor. Mesela sabah namazının bugünkü sabahını fazla kılmaya gibi böyle. Niyetten sonra ilk işimiz tekbir almak, tekbir. Tekbir, kebre fiilinden mastar deniyor buna. Allah Teala büyükleme Celle Celaluhu. Allah'ın büyüklüğü ilan etme belamasını, büyüklüğünü böyle. İlk yine ayetlerden biri de Peygamberimize Bismillah ve Rabbeke fekebir oldu. Ve Rabbeke fekebir. Yani Cebrail Aleyhisselam geldi. Ne buradan önce? Ya müddessir kum fe enzir. Ve Rabbeke fekebir. Kalk Habibim Muhammed'im. İnsanla uyarmaya başla. Rabbinde büyükte tekbir aldı. Böyle. Devletten kalktı. Ayağa kalktı. Tekbir aldı. Allahu Ekber. İki kelime muhtemelen böyle. Bu Allah'u lefzi, bunu söylemek farz namaza girişte böyle. Ekber vacip olmuş böyle böyle. Allah, Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, Rabbimizin özel ismi. Bu yalnız Allah'a mahsus isim böyle böyle böyle. Her milletin bir şeyi vardır, ilave isim böyle. Fakat hiçbir millet bu ismi vermemiştir. Allah ismi, hiçbir varlığa. Allah'a bir tekbir alınır böylece. Niyet edilir, kıble dönülür böyle. Ondan sonra niyetini yapar. Allah'a sadece Celle Celaluhu. Mesela sabahın sünnetini kılmaya. Dönük bir Allah'a ibadet diye olacak böylece. Önce eller kaldırılır. Erkekler işte önce söyleyeyim, sonra hanımla geçmişler. Eller kaldırılır. Parmaklar kendi halinde. Ne açık ne kapalı be. Kendi halinde parmaklar böylece. Avuçları ve kıbleye bakacak. Böyle. Bakacak böylece. Erkeklerin baş parmakları kulağın yumuş dokunuyor. Hafif böyle. Yumuşsun böyle. Böyle. Baş parmaklar hafif dokunuyor kulağına böylece. Avuçları ve kıbleye bakacak böyle böyle. Kendi halinde böylece. Erkekler. Hanımlar
Onlarınki daha aşağı olacak elleri. Kadınların da parmak uçları omuzuna gelecek bunlar böyle böyle. Ya parmak ucu omuzuna gelecek böyle. Onlar. Neden? Açılmaz tabii kadın. Açılmaması için kadının, yani kadının tesettürü, namaza ben mühim olduğu için böyle, kadın yapacak böyle, baş böyle. Düz böyle elli olacak bir şekilde. Parmak uçları uçtan omuzuna gelecek böyle. Şimdi tekbir alırken esas sünnet olan şudur böyle. Yani Peygamber'in yapmış olduğu en doğrusu budur böyle, sihab olan budur böyle. Tekbir başlığını böyle, elini kaldırır, Allahu Ekber de el bağlanacak mıdır böyle. Allahu Ekber değil mi böyle? Allahu Ekber el bağlanacak böyle. Elif ile başlıyor, rü ile ra ile bitiyorsa. Ekber. El bağlanacak. El nasıl ellere bağlanacak? Tabi bunda kuralı var. Böyle. Erkekler. Yalnız tabi Şafii'de biraz değişiyor bazı şeyler. Yine Şafii'de tekbirde el fazla kaldırılmıyor. Göğüslere kadar kaldırıyor Şafii'de de böyle. Şimdi eli bağlanmasına gelince erkekler ne yapacaklar? Göbeğin altından. Göbek altından var. Önce sol el üzerine konacak. Sağ el, ne yapıyor sağ el? Sol elin birine kavrayacak. Hangi eline nasıl kavrayacak? Baş ve küçük parmak. İkisi. Halka ikisi olacak böyle muhteremler. Sağ elin küçük parmağı, baş parmağı halka şeklinde olacak. Sol elin birine kavrayacak. İşte böyle. Kavrayacak. Üç parmak üzerine gelecek. Üç parmak böyle. Allahu Ekber de bağırıyor. Kadınlar ellerini göğsüne koyacaklar ama birini kavramadı düz koyacak kadınlar böyle. Ve yok kanı kavramadı böyle. Kanları Allahu Ekber düz yapacaklar böyle kadar. Göğsüne koyacaklar. Düz koyacaklar böyle. Şafii mezhebinde ise göbek ile göğüs arasında yani yukarıda olacak. Hanefi'den daha fazla olacak böyle. Bir de kıyam, ayakta duruş. Bunda sünnetler var muhtemelen böyle. Nedir bu şimdi? Önce iki ayak yere basarken paralel olacak. Paralel birbirine. Çok kişi görüyorum böyle aşı ayakların V şeklinde. Sağ sola böyle. Bu sünnete uygun değil. Yani kerata giriyor bu. İki ayak düz olacak. Ayak düz böyle. Paralel birbirine böyle. Açmıyor sağ sola. Düz olacak böylece. Aradaki boşluk dört parmak olacak aradaki boşluk. Hanefi'de. Şafii'de açıyor ayaklarını böyle. Dört parmak arada boş. İki ayak böyle düz. Burası mühim bak muhtemelen böyle. İki ayak böyle düz. Birine paralel. Parmak uçları külü bakacak böylece. Şimdi sağa sola dönünce ne oluyor böyle? Parmakla kıbleye bakmıyor muhtemelen böyle. Yani namazın buradaki nedir özü? Her uzun her azanın kıbleye dönük olması namazda. Bu muhtemelen. Yani bu genel prensip bu bir namazın böyle böyle. İki ayak bir düz oldu mu ne oluyor? Parmaklar kıbleye bakmış onlar böyle. Aradaki boşluk da dört parmağın sıcak kadar da boşluk olacak böyle. Tabii özrü olan mesela daha kilolu olanlar böyle açabilir daha biraz fazla biraz böyle. Şimdi elhamdülillah niyet edildi. Tekbir alındı. Allah-u Ekber diyen Allah'a başladı, elbette bitti bu şekilde. Cemaatle kılarken, bu da biraz farklı bir şey burada muhtemelen. Eğer imam tekbir bitirmeden uyan tekbir alırsa, namaza başlamış oluyor muhtemelen. Namaza başlamamış oluyor, girmiyor namaza böyle. İşte olmuyor. İmam Allahu Ekber bitirecek, onu sonra yapacak bu şey. Tekbirde. Şimdi el bağlandı uygun şekilde. Ne gerekiyor şimdi burada? Önce Sübhaneke duası, tesbihatı ve adı. Sübhaneke okunacak muhtemelen böyle. Yalnız geçen hafta bundan bahsettim. Okumada tertil diyor.
böyle reddil Kur'an tertil, tertil. Nedir? Yavaş yavaş böyle her harfini hecesini böyle çıkara çıkara böyle acele etmeden muhtemelen böyle. Bir deneyelim muhtemelen böyle. İnşallah böyle. Yani bakın şey yavaş okuyalım. Namaz daha tatlı olur ama daha feyiz olur muhtemelen böyle. Hemen patik okundu mu yani namaz namaza benzeme muhtemelen böyle. Acele etmemek gerekiyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a giderken 6. semada gökyüzünde Musa Aleyhisselam karşılaştı. Her peygamberin makamı ayrı. 6. semada Musa Aleyhisselam karşılaştı. Tabi görüştüler. Dedi ki Musa Aleyhisselam kardeşim Muhammed dedi. Sen demiştin ki dedi böyle ümmetin ulaması bir insanın peygamberi gibidir. Nasıl olur bu böyle bir? Ümmetin alimleri bir insanın peygamberi gibi nasıl olabilir böyle? Ki enbiyayı, bin İsrail. Ki en, burada kıyaf, teşbih, benzetme yani. Onlar gibi. Daha iyi böyle böyle. Olabilir mi? Peygamberlik Aleyhisselam Hazretleri, ya Musa biraz dur bakalım. Durdu. Peygamber ben bir çağıran bakayım, bir ulemaya çağıran bakayım ümmetimden. Kimi çağırdı? İmam Gazali çağırdı muhtemelen. İmam Gazali. Olmadı adı yok dünyada o zaman da o. 400 küsürden dünyaya gelecek sonradan böyle. Döndü yok İmam Gazali muhtemelen. Adı Muhammed aslında böyle. Peygamber dedi, ya Muhammed dedi, gel bakalım buraya. Ruhu tabii. Ruh aleminde. Ruh aleminde. Geldi. Musa Aleyhisselam baktı. Bu müşterinin içine ulemalarından olacak. Yerde olacak tabi bu zamanla. Bu olacak. Sordu Musa Aleyhisselam. İsmin ne senin? İsmini sordu. Başladı saymaya. İşte babasının ismi, dedesinin ismi, dedesinin bana sayıyor böyle. Bana sayıyor, sayıyor böyle. Dedi ki Musa Aleyhisselam ben ismini sordum. Hadi babanın ismini söyledin. Yeterdi. Ya Muhammed dedi ya. Bu mu senin beni sarıp enbiyası gibi olan ümmetin bu ulaması bu? Baksana bu. Bunu sayı 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 bu şekilde böyle bu. Uzattı meseleyi. Peygamber tabi güldü. Bir sor bakayım. Niye böyle yaptı? Sordu. Niye böyle uzattın bu şekilde? Dedi ki ya Musa ya Musa sen Tur Dağı'ndayken elinde asaya dayanmıştın. Duruyordun böyle. Rabbim sana sordu. Ya Musa, vafi yeminlik. Nedir elindeki, sahilindeki? Kalhi asay. Asam, denek. Dedin. Dedin bu şekilde. Yeterdi bu. Sen başı saymaya. Şunu yaparım, bunu yap. Denek yani. Şunu yaparım bu hala. Ya Musa, sana Rabbim elindeki ne diye sordu. Nedir? Dedin, hiye asay. Dedi ki, yeterdi bu. Niye uzattın? Dedi ki, şimdi gülüm Musa Aleyhisselam. Ben onu da Allah huzurundayım böyle. Allah kelamını işittim. Allah huzurundayım böyle. Aşk olayı beni yaktı böyle. O huzurda biraz daha kalayım diye uzattım bu şekilde. Dedi, ya Musa bak ben dedi, sen bir Kelimullah'sın. Bu Habibullah, iki peygamber. Ben de burada fazla kalayım diye uzattım ben de bu şekilde böyle. Buraya neden girdim şimdi muhteremler? Namaza okurken acele etmeme. Buna gidip böyle. Öyle okuyalım. Sübhaneke. Bunu hepimiz bilirsin elhamdülillah bu şekilde. Anlamını versem bu akşam sınır bu sefer tabi sohbete. Yalnız sonunda ne geliyor bunun sonunda? Ve la ilahe gayrük geliyor bak. Sübhaneke bir hamdik. Allah'a tesbih etme, hamd etme, Allah için mübarektir, berekettir, berek, sayıdan sonra neyse sonunda ve la ilahe gayru geliyor. Burada kulağa beşin burada Allah'a tam bu teslimiyetin böyle böyle. Ve la ilahe gayru burada gayru kef aslında gayru ke durunca böyle duruyor böyle. Gayru ke zamir, zamir diyor böyle. Yani Allah'ım senden başka ilah yok.
Eli bağlandı. Kıbleye yön döndü. Allah'a teslim oldu buradan. Şafii'de İnne Vecih ayet-i kerimesi vardır. Onu okunması eftalde Şafii mezhebinde. Sonra ne gerekiyor? Evzü besmele. Evzü besmele. Evzü billahi mineşşeytanirracim. Bir alim, ulemadan biri, alimlerden biri böyle düşünüyor kendi kendine, bizim Mevlam buyuruyor diyor, okurken Allah'a sığın. Yani fesiz billah. Allah'a sığın. Evinizi çek yani böyle de. Allah'a sığın. Şeytandan. Acaba neden diyor bu şimdi bu? Bir gün bir yere gidiyor. Bir eve gidecek bir dost, ahbabı kimse. Ev büyük bir bahçe içerisinde, ev arka tarafta. Duvarlar mühkem böyle kerpiçten duvarlar, kapısı sağlam. Kapıya gidiyor bakıyor, böyle kocaman bir köpek. Havlıyor bunun üzerine geliyor, yürü yürü bir köpek böyle. Çekilmek çekiniyor. Etrafa bakınıyor, oradan bir komşu çocuğunu görüyor. Yarın diyor, bir deney vurmuşsam bana bir sopa diyor. Ne yapacağım amcanın dene? Böyle köpek havlıyor da, kendi kollayayım. Amcanın gerek yok be diyor diye. Çünkü gelir şimdi başka bir sene bağırmaya. Filan amca, canına bakıyor, bak misafirin geldi. Köpek havlıyor. Tabi ev sahibi köpeğe, dur bakalım, sus, yani tahina. Otur bakışta deneyeceğine, çıkıp oturuyorlar. O zaman anlıyor bu, onun anlamını böyle. Demek ki diye bir şeytanla muhatap olmayalım diyor. Allah'a sığınalım. O diyor, ben de köpeğe muhatap olacağım, köpeğe diyor bak. Bu ev sahibini çağırdı diyor, o böyle. Ne yapacağız diyor, Allah'a sığınacağız. Ama onunla muhatap, şeytan muhtemelen böyle. Evzü billah, evzü ben sığınıyorum, sığınma. Ne zaman insan sığınır, aciz kalır insan. İnsan kendini koruyamaz, sakınamaz, yangından kaçar, denizden kaçar, şundan kaçar, düşmandan kaçar. Kişi o zaman sığınır. Allah sığınır. Mineş şeytan racim. Racim Allah'ın rahmi kovulan şeytan için Allah'a sığınırım. Çünkü şeytan boş durmuyor. Namazdayken de yine geliyor. Geliyor böyle. Namazdayken de insan yine kalbine pısıldar böyle. Aklına bir şey getirir. 10 sene önceki mesele. Unuttuğum mesele böyle, o anda kafana takar o şeytan. Kişi ne yapar bu sefer? Şeytan oyuncu olur, onun başta kurcalama o meseleyi böyle. Bu için bu evzü istiazesini, Allah'a sığınmasını biz yapmamız gerekiyor böyle. Yani evzü billahi derken, gerçi Allah'a sığınma. Yani aciziz. Yani şeytan bize vesile verebilir. Kafamıza iş takabilir böyle. Bizim namazı alıkoyar. Yani olabiliriz. Bunu güzel söylemek gerekiyor böyle. Evzü billahi mineşşeytanirracim. Bunu söylemek sünnettir. Arkadan besmele-i şerif böyle. Besmele. Besmele-i şerif. Üç isim var bu Rabb isim böyle. Allah, Er-Rahman, Er-Rahim. İsim bana böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Buradaki bağ var şimdi böyle. B harfi böyle. B harfi. Bu buradaki istihane işin böyle. İstihane. Yani yardım işin, tam bir işin böyle. Rabbimin ismiyle namaz kılacağım. Okuyacağım. Mesela yemek yiyeceğim. Kişi ne yapacaksa buradaki bir o anlama geliyor böyle. Rabbin ismi izniyle yapacağız böyle böyle. Besmele çekmek Hanefi'de sünnet muhteremler. Şafii'de farzdır. Neden? Fatiha dahil olduğu için Şafii'sinde böyle. Farzdır böyle. Bu için Şafii mezhebinde cemaat kılır imam ismi açıkça okur böyle. Yani Fatiha'ya bir ayet olduğu için Şafii mezhebine göre. Şimdi evin çekildi. Besmele söylendi elhamdülillah. Arkada ne gelir şimdi? Kıraat, okuma. Okuma başına böylece.
Ne okunuyor? Önce Fatiha-i Şerif muhteremde. Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi. En başta Kur'an'da Fatiha suresi muhteremde. 7 ayet-i kerime. Kısa. Ama Kur'an-ı Kerim'in özü o. Hülasa. Yani her ayet-i kerimesi bir anahtardır. Açısı az dinir açıyor Hazretleri muhteremde. Ondan sonra Fatiha okumaya başlanır. Yalnız tabii Peygamberimizin okuduğu gibi okumalı muhteremler, her ayette durmak gerekiyor böyle. Sünnet o bunu böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Çok anlam vereyim inşallah. Hep okunduğu için. Elhamdü, bütün hamdü senalar, övgü medihler, şükürler, hepsi gibi kapsıyor böyle. Lillahi, Allah'ın hakkıdır. Ona mahsus. Allah kimdir? Ondan bedel deniyor buna. Rabbil alemin. Rabbil alemindir. Her alemin Rabbi Allah muhtemelen böyle. Bu ayeti okuyan aşıklar muhtemelen bu da rahatlıyorlar aşıklar muhtemelen böyle. Aşıklar. Bunu okunca böyle. Rabbil alemin böyle. Dünyada Rabbimin mülkü. Kabire girsen gene Rabbim mülkünde insan mutlaka böyle. Bir odadan bir odaya geçmek böyle böyle. Bir insan mesafe gidiyor bir yere. Büyük göğü de var değil mi? Önce buyurun der bir odaya alır. Buyurun der efendim işte yemeğe şuraya gidelim. Salona gidelim mesela mutfağa gidelim. Buyurun olsa şurada çay içelim. Mutlaka der. Onun evi. Köşk sarayı onun sarayı bu şekilde ne yapar? O da bir alır böyle böyle. Şimdi dünyada insan, dünyada Rabbimiz Allah. Kabre girdik. Kabirdeki başka haşa ilah yok ki başka. Başka Rabb yok ki haşa. Orada başka kavna geçmiyor ki. Mevlamızın kabri muhtemelen böyle. Kabri kadın mahşere geldik. Rabbim mülkün mahşere muhtemelen böyle. Hepsi bu şekilde. Yani aşıklar bu da rahata muhtemelen böyle. Elhamdülillah Rabbil alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Allah Rahmandır, Rahim'dir böyle. Rahman ismi dünyaya bakar. Rabbim her canlısını verir, her canlının materyali böyle. Rabbim burada ayrım yapmaz bana materyali böyle. Yani inançlı, inançsız. Müslüman ki ayrılmaz ben bunu böyle. Hayvan, insan, hepsi böyle böyle. Böyle. Mesela Firavun'da değil mi böyle? Ebu Cehiller'de kesmiyor Allah rızkını dünyada muhtemelen. Er-Rahim, Allah'ın merhamet, rahmeti müminlere kapsıyor, ahirete bakıyor muhtemelen. Malik-i Yevmiddin, Malik-i Yevmiddin, iş burada, burada muhtemelen. Malik-i Yevmiddin var muhtemelen işte. Din gününün, hesap gününün, mahşer gününün tek hakimi, egemeni, Malik-i Allah geleceği muhtemelen. Dünyada öyle. Ama dünyalara sebep giriyor. Araya sebep giriyor muhtemelen böyle. İnsan sebeplere, bu dünyada bağlanıyor sebeplere. Ama sebebi yaratan kim? Yine Rabbim. Ondan gafil muhtemelen böyle. Mahşerinde aradan kalkıyor sebepler. Kimse orada elini kımıltı Allah izin vermez. Ayak ayak üstüne, muazzam bir izdiham, insan, cin, şeytan, hayvan böyle. Karma karışık şekilde etrafı çevrilmiş melekler saf olmuş muhtemelen böyle. Haza yevmü la yentukun. Ya konuşma bu ses yok muhtemelen böyle. Düşünün ki bütün insanlar ebeli ahire deniyor muhtemelen. Bütün insanlar kaç trilyon veya kat trilyon Allah bilir. Cinler bunun 10 katı fazla insanlardan. Şeytanlar daha fazla muhtemelen böyle. Ondan sonra okul hayvanat. Kurt, kuzu, melekler. Ne var? İlla hemsa. Bir nefes al okumak böyle. Korkudan mahşer muhtemelen böyle. Güneş tepede yanıyor muhtemelen. Yanlı ayak böyle. Üst üstüne böyle muhtemelen. Üstüne bu şekilde. Tabii güneş beni yakıyor. Susuzluk böyle, hararet. Bunun ötesinde korku, hesaba çekilme. Şimdi insanın dünyada bir mahkemesi olsa, yani
bir asliye mahkemesi, hukuk mahkemesi, yani ceza gelmeyecek icabında kişi böylece. Ama mahkeme salonunda kapıda beklemek, böyle. İçeri girmek, soygun çekilmek, insan heyecan verir mahkemeden böyle. İşte o günün tek maliki Allah Celle Celaluhu Muhteremler. O namaz başlamaz. Yani akla bunu gelmesi gerekiyor. Onun için benim anlamını maliki yevmi din derken o anda kendimizi mahşerde hissedelim. Mahşerde Muhteremler. Mahşerde böyle. Ayak üzerindeyiz. Elimiz boynum bükük. Muazzam istiham. Nefsi nefsi Muhteremler. Kimse kimse yok Muhteremler. Herkes başka böyle. Herkes korkuda, hesap çekme özü belli. İşte aklımıza bunu işlerde getirebilirsek orada, namazda, kişi o zaman dünyadan biraz kopar mutlaka, dünyadan mutlaka kopar böyle. Bari ki yerine değil. Şimdi, Fatiha'da üç fasıl vardır. Birinci fasıl bu. İkincisi, İyyâke nâbudu, İyyâke nestaîn. İyyâke nâbudu, İyyâke nâbudu. Şimdi Arapçada önce fiil sonra fail sonra mef'ul gelir Arapçada böyle. Burada önce mef'ul gelir böyle. İyyâke ancak ve ancak sana. Allah'a var. Ne'abudu? İbadet ederiz. İbadet, kulluk ederiz böyle. Nedir kulluk? Tam teslimiyet böyle. Kalben, ruhen, bedenen böyle. Tam teslim böyle. Malla mülkle böyle. İyyâke ne'abudu? Ancak ve ancak yalnız sana ama bak Allah'a. İyyâke ancak ke sana. İyyâke ne'abudu? Aynen sana kulluk eder Rabbim böyle. Yani ne emredersen baştan böyle. Namaz kıl, secde et, rükû et, şunu yap, bunu yapma. Kolay mı yapmak acaba? Değil değil mi muhtemelen? Şimdi de şeytan var, nefis var, dünya muhabbeti var, çevre var, dünya meşguliyetleri var. Ne yapacağız? Yardım işte, yardım. Kimi? Yine Allah'tan. Ve iyyâke nestaîn diye bakıyorum abi. Ve iyyâke nestaîn. Ve iyyâke nestaîn. Allah'ım sana yardım istiyor, isyan ediyorsun bana. Bize yardım et, sana kulluk yapalım. Yani bizi bırakma. Yani beni sağlama, Yunus'un bir şey var mı? Beni sağlama diye böyle. Yani Allah'ım bizi bırakma Allah'ım. Peygamberimizin duası vardı muhteremler, peygamberler. Buyururdu, Rabbim, beni tarpeter ayın, nefsimi bırakma be. Tarpeter göz açıp kapınca gözüm açıyor. Beni nefsimi bırakma Allah'ım böyle bak. Peygamber sunma böyle. Ve iyyâke nestaîn, annesine yardım isteriz. Şimdi burada kullar Rabbim soruyor, üçüncü faslı geçireyim böyle. Kev esteynüki yi abdi. Kulun ne istiyorsun? İste benden. Eğer kulu buraya kadar gerçek olarak Allah yönelmişsek kul muhterem. Allah yönelmişsek böyle. Buraya kadar güzel okuyabilmişsek bunları, teslimsek. Şimdi artık dua faslı geliyor. Rabbim soruyor. Ya abdi keyfe isteynüke. Kulum iste benden. Sen ne istiyorsun? İste benden. İste benden. Dedi ki veyyâke nestaîn. Şimdi kul ne istiyor şimdi burada? Para istemiyor muhterem böyle. Ev istemiyor. Köşe istemiyor, araba istemiyor burada. Ne istiyor? İhdine sıraltal müstakîm. İhdine sıraltal müstakîm. Allah'ın bize hidayet eyle sırat-ı müstakîm. Sırat-ı müstakîm. Dost doğru yolu böyle. O yolu bize böyle. Sırat-ı enam taleyim. Sırat-ı'l-lezîne. Bak başımada. İhdinas dedi, İhdinas sıraltal, ondan beden inam ettik kulların yoluna. Elbette enam taleyim. Kimler bunlar da? Peygamberler, sıddıklar, şehit sahiler böyle. Mine nebiyyin ve sıddıkın ve sahiliyin böyle. Yani Rabbim bizleri peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin evlen yoluna bizi izah edip bize böyle. Yani peygamberlere tabi olmak muhtemelen böyle. Sahabelere, sıddıklara tabi olmak. Şehitleri Allah yolunda icabına gereğini canımızı, malımızı vermek. Ve salihler.
salah erenlere böyle, Allah'a yananlar, ona yoluna bakar böyle. Peki ama insan hep böyle Allah'a yanacak mı? Yansak muhtemelen ama, yanmak kolay değil muhtemelen ya. Rabbim herkese aşkını vermez muhtemelen, aşk vermez muhtemelen. Yani sevgi başka, iman başka, aşk başka muhtemelen, aşk muhtemelen başka. Aşk ateş mi? Ateş muhtemelen. Sevgi bu insanı sever böyle, tamam. İnsan evlenir mesela, yakını sever ama aşk başka muhtemelen. Aşk insanı böyle yakar, yakar, yakar muhtemelen. Katiye kan böyle sarı, koyu sarı olur muhtemelen bak, kan muhtemelen. Yani aşıklar yüzünden belli, aşıklar yüzü koyu sarı olur muhtemelen, kandan böyle böyle böyle. Yanar böyle böyle. Uyku gözüne girmez muhtemelen. Yiyip işemez bu şey, Allah Allah diye yanar muhtemelen. Bir gün Musa Aleyhisselam Tur-i Sinay'a giderken, orada Allah ile kelam vardı Musa Aleyhisselam, konuşuyor Mevla ile orada. Bir çoban rast geldi yolda, koyun çobanı. Koştu geldi çoban. Ya Musa ne diyorsun? Tur Dağı'na gidelim, Tur Sinay'a gidelim böyle. Bu senden benim bir ricam var. Ne ricam var? Ne olur Allah'a dua et de. Allah bana aşkını versin biraz böyle çobana. Adı Musa Aleyhisselam, sen de kaldıramazsın mı dedi böyle. Yok kaldıramazsın onu. Ne olur ya Musa, az bir şey belan var, bir zerre versin aşkından böyle. Böyle aşksız ibadeti çok yaman kalıyor bana da böyle. Yani aşksız böyle, sevdasız ibadet bana yaman kalıyor. Yaşayayım aşk böyle. Coşayım böyle. Kısa aşk dedi, ya Rabbi Allah, bunu aşkından bize nasip et bunu Allah'ım böyle. Gitti Musa Aleyhisselam, tabi duası kabul oldu. Çobanın gönleşine Allah aşkı geldi mezaresi muhtemelen. Allah aşkı böyle. Baktı çoban böyle. Nasıl yanıyor böyle. Allah. Doymuyor muhtemelen. Doymuyor. Bir şey görmüyor gözü böyle. Allah böyle. Unuttu çobanı. Koyunları muhtemelen. Unuttu koyunları böyle. Sağ olsun böyle. Allah. Allah diye. Bir namaza duruyor böyle. Doymuyor namaza böyle. Allah diye yanıyor. Bu insan dönüşte baktı. Koyunlar bir tarafta. Bu bir tarafta. Dağılmış şehrin. Düzen bozulmuş. Allah'ım al sen aşkından bundan dedim ona muhtemelen böyle. Aşk böyle muhtemelen böyle. Tabii çok az olsa böyle yani zerresi muhtemelen böyle yani zerrenin zerresi böyle yani bir pay bize verirse inşallah muhtemelen böyle kul değişir muhtemelen böyle. Haramdan kaçmak kolay muhteremler, gözünü yummak kolay, örtülmek kolay muhteremler. Hele namaz var, namaz da. Yanlar namazlar. Yanlar bu şey böyle. Burada yanında ne olur? Orada rahat muhteremler. Rahat muhteremler. Sonra ne geliyor şimdi buradan? Allah'ın bir hidayet eyle, peygamberlerin sıdıkı yolunu böyle. O yolu bize hidayet eyle. Güzel böyle. Ne var bir de şimdi? Kötü yol böyle. Gayrı mağdub aleyhim ve Allah'a aleyhim. Ama onu elemeyiz böyle. Mağdub aleyhim, Allah'ın katı oryanına batan helak olan kavimler böyle. Ve Allah'a aleyhim, sapık olanlara böyle. Sen onu eleme. Sonunda ne babın sonunda? Amin. Yani amin, Kur'an'da yok muhtemelen böyle. Fatiha dahilin, o peygamberin sünnetidir. O için ve Allah'a aleyhim, bir şekilde durma, sonra amin demeye gerekiyor burada böyle. Yani Kur'an'a birleşmesin böyle. Amin der bu şekilde. Amin, duamızı Allah'ım kabul anlamına geliyor. Duamızı kabul et anlamına geliyor. Amin der. Cemaatle kılarken de amini imam da söyler. Cemaat da söyler muhteremler. Peygamber buyuruyor hadis-i şeriflerinde kim ki İmam böyle dalin dedikten sonra amin derken mevtinin amine tevaffak ederse Allah'a güveni verir muhtemelen. Ondan melekler amin diyorlar muhtemelen ben. Melekler namazda muhtemelen. Yani bu amin çok mühim muhtemelen. Bir nevi sonunda manevi mühür basın muhtemelen. Fatih okunuyor. Bu mühür muhtemelen. Yoksa böyle. Amin.
Halefi'de bu hafif sessiz olacak böyle bağırmadan ve kasren, yani kısa çekmeden böyle. Amin. Böyle. Şafi'de ise cehren ve medden. Cehren açıksa. Cemaat yani uyanlar, şahiden uyanlar böyle ne yaparlar? Açıksa. Bir de medden çekerek amin. Eli bu çekilir. Bir de ye. Amin. Der muhtemelen böyle. Sürede o şey onları Şafi'de demiyor böyle muhtemelen. Tabi bu peygamberimize gelen neler hikmetleri var ama girme oraya muhtemelen böyle. Yani kısa bir şey yiyelim böylece. Şimdi sahabeden bazılarından böyle rivayet var böyle. Peygamberimizin böyle amin dedi, sesli dedi. Fakat hepsinden yok bir rivayet böyle. Buna bilen ne oluyor İmam Hazretleri? Demek yakındaki duydu, öbür duymadı öbürleri. O anlama geliyor. Şimdi elhamdülillah namazını yedik. Tekbir aldık. Allahu Ekber. Adı iftitah tekbir. İftitah, açış. Fütuhat tekbir muhtemelen. Niye açıyor? Mali kapıyı açıyor, mali muhtemelen. Yani kul bir nevi dünyadan kopuyor. Kopuyor dünyadan. Mali bir aleme giriyor insan böyle. Mana aleme kişi insan böyle. Açık böyle. Bunun bir ismi bu tekbirin tekbir-i tahrime. Haram kılan tekbir. Alıp böyle. Tekbir-i tahrime, haram kılan. Niye haram kılıyor? Yemek haram. Namazlı muhtemelen. Konuşmak yasak. Gülmek yasak. Namazda böyle. Sağa sola bakmak yasak. Adı tekbir-i tahrime. Haram kılan tekbir. Artık namaza kişi yine melekleşti. Böyle. Uyku uyumaz, konuşmaz, gülmez, sağa sola bakmak bir şey yemez, yemez böyle namazdayken. Hatta kişi namazdayken dışarıda kalan bir şey mesela. Bir şey yemiş, dışarıda kalmış böylece. Ağzına kalan şey eğer işte levli bir kadar filansa böyle onu yutarsa namazı bozdu okunur böyle. Yani bir şey yemiş olan anlamına geliyor böyle. Aynen susam kadar olsa o tükreğe karışır, kişi onu engel olamaz ona. O zarar etmiyor bana. Arkadan geliyor şimdi zamm-ı sure dedi muhtemelen. Zam ek, ilave etmek böyle. Dedi mi malı yapıyor, zam yapıyor, zam yapıyor, zam. Yani fiyattan bir şey koyuyorlar buna. Ona zam yok muhtemelen. Zam-ı sure. Fatiha'ya üzerine zam edilir. Bir sureyle ekliyorsun. Zam-ı sure. O konacak bu şekilde. Bu en az üç kısa ayet olması gerekiyor. En azından böyle. Ama uzun kişi, bilen kişi ne yapar? Daha uzun okur muhtemelen böyle. Bildiğini okur mesela. Ne okunur Kur'an-ı Kerim namazda? Kur'an'da ne varsa okunur muhtemelen bak. Ne varsa. Mesela Amel Resulü, Ayet-i Kürsü, ne biliyorsa okunur muhtemelen. Zamm-ı sure. Yani bunun bir kuralı var. Kur'an'daki tertibe göre olması gerekiyor. Yani Kur'an'ın sağ tarafından başlar, Fatiha'dan başlar ya böyle, açlar böyle gelir böylece. O tertip olma gerekiyor. Örnek kısa soru da vereyim inşallah böylece. Mesela bir insan ilk rekatta okudu, elemtire keyfi okudu böyle. İkiniz de yukarı çıkamaz. Ne aşağı inecek? Lilafi. Lilafi bilmiyor mesela ne yapmışlar? İki sur atlar muhtemelen. İki, tek sur atlamak da mekruh böyle. İki sur atlar böyle, üçüncü okunması böyle. Bu tabi okuna bunu daha iyi bile bunu da muhteremler. Ama Kur'an-ı Kerim baksın ne kadar inşallah muhterem. Okurun böyle baksın bu şekilde. Yani kısa sonra tek su atmak mekruhtur muhterem böyle. Bir de ters okunmaz. Mesela ilk rekatta okudu, Kur'an-ı Kerim nasıl başladı. Farz kıldı. İkinci de ne yapacak? Felak okuyamaz, o yukarıda. Usta muhteremler. Tekrar nasıl yine okur bunu muhteremler. De onu tekrar oku bu sefer. Aynı üstü eksi okumak mekruh gelişi farz namazın ama ters olmadan bu daha iyi böyle. Ters olmak lazım böyle. Böyle yapar. Zamm-ı sure okuyacak kişi böyle. Yalnız tabi imam uyuduğu zamanlar imam okuduğu cemaat yeterli muhteremler. Yalnız Şafii mezhebinde cemaatle okur Fatiha'yı Şafii muhteremler.
Şimdi üç mezhebe göre Fatiha okumak namazda farz muhtemelen böyle. Farz olunca ne oluyor? Şimdi o mezhebe olan kişi imamı uyduğu halde okuması gereken Fatiha'yı okumak. Şey okumaz namı suruyor yani böyle. Hanefi de okumaz böylece. Sıvı okur kişi susar. İmam tabi olur. Şimdi zam-ı sure bitti. Zam-ı sure bitti. Okuduğu sureyle bitti bundan sonra. Ne yapar? Rükû gerekir. Rükû. Rükû etmeli. Allah huzurunda eğilme. Eğilme böyle. Buna da gidiş tekbirle oluyor gene. Tekbire muhtemelen. Yani her biri, her bir rükûn farzlar ayrı bir kale. O giriş ne alıyor? Tekbir giriyor bu arada. Sudan suyu bitirdi. Ne yapar? Allahu Ekber. Yani bunu güzel almak gerekiyor. Allahu Ekber. Hem olmaz mı? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Düşkedir hep böyle şey. Bunu da sünnete uygun olanı ayaktan Allahu derken Ekber'i rüküde bitirir. Yani böyle. Aradaki boşluk kalmaması böyle. Giderken böyle. Allahu Ekber der, rüküye gider. Rüküde nasıl olması gerekir rükünün? İki elin parmakları açık olacak. Böyle. Açık olacak böyle. Dizini kavuracak dizini. Böyle kavuracak dizini böyle. Dirsek bükülmeyecek böyle. Dirsek bükülürse insan fazla eğilmiş olur böyle. Dirsek bükülmeyecek, dirsek düz olacak böylece. İki elin avuç parmaklarıyla dizini böyle kavrayacak. Sırtı başı düz olacak. Rüküye varacak. Rükü farz muhtemelen böyle. Yani sırf bir eğilmek var ya, o hareket farz ama. Hac gibi bize cevap veriyor. Rüküye vardı kişi, işte rüküden var, tesbihat var böyle. En azı üç sefer. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane. Bazen P okumda. Süb. Bazen böyle. P harfi yok Arapçada. Farsçada var. Bu da bir sim bu. Sub değil. İnce okumda böyle. Sübhane Rabbil Azim. Ey azamet sahibim, seni tesbih ederim. Azamet sahibi Rabbim böyle. En az üç sefer. Ama tabii yavaş yoktu böyle. Yani harfler çıkara çıkara böyle Sübhane Rabbil Azim diye bir yavaş böyle yani üç sefer. Dileyen beş der, yedi der böyle. Tek olması lazım yani böyle. Bunu okudu. Şimdi kalkacak tekrar kıyağa ayağa kalkacak böyle. Kalkışta şimdi tekbir değil de tesbih deniyor mu? Tesmiye deniyor buna. Ne yapacak? Semiallahü limen hamideh. Sonunda he var muhtemelen. Hamide dalda deli kalmıyor böyle. Sonunda he var. Semiallahü limen hamideh. Aslı hamidehü. Durunca cezim bir durum böyle. Semiya işitti anlamına gelir böyle. Semiallah işitti. Allah-u Teala kabul eder. Anlamına böyle. Limen hamidehü. Kim Allah hamd ederse Allah'ın hamdini kabul eder. Hamd, Mevlamıza övgü muhtemelen. Şükür Mevlamıza böyle. Mevlamıza hamd, övgü, şükür böylece. Hamdü sana yalnız Allah'ın hakkı. Övülmek, medih edilmek Allah hakkı ile şahane böyle. Allah'tan başka ne kadar mahluk varsa hepsi yaratılmış muhtemelen. Yalnız böylece. Evet efendim çok kuvvetli. Ona kuvveti veren kim? Muhtemelen böyle. Çok güzel. Ona güzelliği veren kim? Çok süper zeka. Ona zeka veren kim? Muhtemelen böyle. Ne zenginler, holün sahibi vardı muhtemelen böyle. Evladı beyninize özür muhtemelen böyle mesela böyle. Yani parada olmuyor bu zeka muhtemelen böyle. Ayak kalkıp kendini mekrüküden başlar böyle. Yavaş böyle. Semiallahu limen hamideh. Önceleri peygamberler bunu söylerdi namazda. Başka yere etmez mi böyle? Yine bir gün Aleyhisselam'da peygamber namaz kılırken cemaat ile Meşri-i Nebevi'de
Kalkarken rüküden peygamber buyurdu yine böyle. Bir peygamber namaz kıldı muhtemelen. Ne mutlu sahabeler muhtemelen. Peygamber buyurdu. Semiallahü limen hamide. Eshab-ı kiramdan biri coştu muhteremler. Coştu böyle. Oradan bir şey aldı tabii. Ruhar bir şey aldı böyle. Elinde olmadan ilk defa sesli olarak bir bağırdı. Rabbena velekel ham bağırdı böyle. Rabbim hamdü sana, sana mahsus bağırdı birdenbire. Elini olmadan bağırdı. Kendine geldi ama. Ey ben ne yaptım ya? Ben namazda bağırdım. Ben bir yani edebi aykırı. Edepsiz mi yaptım acaba böyle? Üzüldü, hayatı muhtemelen bu şekilde. Tabi namazı bitirdi. Döndü. Kimdi Rabbana velekam diye bağıran? Ya Rabbi ene aciz kum. Şu aciz kum ben dedim ya Resulallah elim oldu hani. Peygamber günümüz tamam bu. Bunu söyleyeyim bunu muhtemelen. Söyleyeyim bunu da. Ondan sonra peygamber emriyle bu sünnet oldu muhtemelen böyle. Şimdi tek kılan kişi ikisi bunu söyleyecek. Tek kılan be. Cemaatta imam semiyor der. Rabbana yani cemaat. Tek kılan ne yapar? Erkek kadın fark etmiyor. Semiyallahü Muhammed'e tam doğrulur. Doğruluktan ondan sonra Rabbena lekel hamd olabilir. Rabbena lekel hamd olabilir. Allahümme lekel hamd olabilir muhtemelen böyle. Bildirirken söyle. Üç de olabilir bunların, üç aydınların böyle. Üç rivayet olacak bunlar böyle. Yani ey bizim Rabbimiz, yüzü yaratan Rabbimiz hamd sen hakkındır anlamına geliyor. Şimdi rükuda erkekler sırtı düz. Başla beraber. Avuçta parmak açık. Dizini kavruyorlar muhtemelen böyle. Diz kırılmıyor. Diz durdu böyle. Çarmık gibi yani böyle. Kadınlar daha az eriyecek muhtemelen kadınlar böyle. Daha az eriyecek böyle. Bir de kadın yani avucunu dizini koyacak kadınlar muhtemelen. Kadın daha az eriyecekler biraz böyle. Daha az böyle. Yani rüküyor erkekler biraz hafif iş olacak böyle. Olmayacak onlarınki. Rüküden kaldık. Rabbim ekram dedik. Şimdi ne gerekiyor? Secde muhteremler. Kulun en yük olduğu Mevla'ya, rahmetine secde muhteremler böyle. Bir genç var Asr-ı Saadet'te. Peygamber zamanında hani böyle. Genç. Bu genç yanmış peygamber aşkı öyle muhteremler. Aşk böyle. Yanmış muhterem böyle. Evini duramıyor gidiyor muhteremler. Peygamber evin önünde dışına yatıyor böyle. Uyumadan böyle. Yani peygamber dışarı çıkardı, Abdullah olmaya dışarıdır. Yok evinde lavabosu peygamber muhtemelen böyle. Peygamber elini ibrini dışarı çıkardı olmaya. Peygamberi göreyim derken, bekle, peygamber çıktı hemen koşardı ben muhtemelen yanına yardım etmeye peygamberimize böyle. Bir gece arasından sonra teheccüd vakti yani böyle. Genç böyle yanmış ama gece böyle, yanmış peygamber aşkına muhtemelen böyle, yanmış böylece. Böyle peygamber nasıl bakıyor böyle, peygamberdeki böyle, içi yanmış böylece. Peygamber tabi durumu ona malum biliyor tabi böyle. Sordu, ya Haşam, helik hacetin, egen bir ihtiyacı var mı senin şu anda? Helik hacet, bir ihtiyacı var mı şu anda, bir ihtiyacı var mı? Yani karın aç, bir şeyin var böyle. Neyse sen, kalele, yok yarısı böyle. Yine sordu, var mı ihtiyacın? Elmek ister misin? Şunu ister misin mesela peygamber sonra diye. Hep kale la 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 yok işte ben. Ne istiyorsun? Yok bir isteğin var. Ne istiyorsun? Ağladım muhtemelen. Ya Resulallah. Allah dua et de. Rabbim eğer bana cennetini verirse sana cennet komşu olayım cennete böyle. Yani senin çevrende olayım cennete de böyle. Ebediyen böyle. Beraber olayım cennete böyle. Buyurmuş senin böyle. Bak dünyada böyle yani kanı aç onu bakmadım böyle. Fakir, yoksul böyle, iş işlemler böyle. Peygamber baktı muhtemelen böyle, Nazar Peygamber'e. Böyle baktı. Şöyle buyuruyor Peygamber'e. Çok secde et de bana yardımcı ol baktığım ben. Allah dua edeceğim ama dua tek olmuyor muhtemelen. Karşı tarafa olması gerekiyor baktığım ben. Çok secde et de bana yardımcı ol muhtemelen ben. Çok namaz kıyam ben muhtemelen ben. Fakat Peygamber ne burada? Namaz buyurun da çok secde et. Neden böyle buyurdu? Namaz özü secde muhteremde. Kulun yokluk bakamı. Fena fillah böyle. Yani kul yere yapıştı bitti. Alnını yere koydu. Yaratıldı mı toprak.
orada bu şekilde. Böyle bunlar. Çok secde böyle şey. Şimdi kıyamdayız. Yukarıdan kalktık. Secdeye gideceğiz. Yine tekbir tabi böyle. Allahu Ekber diye secdeye gidiliyor. Secdeye giderken önce yere en yakın neremiz bedende orası dokunacak yere bakmadı. Kıyamadı böyle. En yakın neresi bedenimizin yere? Dizler muhtemelen. Ayakta da yere basıyor. Dizler. Önce dizler. Sonra eller. Ondan sonra alınan yüz muhtemelen. Secde varınca. Şimdi secdede. Secde muhtemelen. Burada biraz durayım inşallah. İki avuç işleri böyle. Bükümce böyle. Düz muhtemelen. Yere yapışacak yani ben muhtemelen. Kemal büküyor böyle, boşluk kalıyor ortadan böyle, omuzum böyle, yapışacak yani böyle. İkiye parmaklar bitişik olmadı burada. Neden? Kıbleye baksa muhtemelen böyle. Kulağın üst hizasına böyle eller, yere konu muhtemelen. İki el arasına seyirciler böyle. İki arasına. Avuçlu yere dokunacak, dirsek yukarıdan muhtemelen, bilek dokunur muhtemelen böyle. Yine insan böyle kolları şöyle böyle yapışacak bedenine ayrı böyle. Olacak böyle. Kişinin uluğu da yapışacak karnına ayrı olacak muhtemelen böyle. Böylece iki elini koydu. Halıya seyrediyor böylece. Elleri bedenin ayrı. Bir de ayak ulukları. Ulukları karnına yapışmıyor. Ayrı muhtemelen bu şekilde böylece. Yere koydu başını. Secdenin yerinin sert olması gerekiyor. Yani alnın yerin sertliğini duyması şart muhtemelen böyle. Eğer secdine çok kaba bir şey ise, abi başı koydu kaldırdı. Ama muhtemelen. Eğer yumuşak böyle, mesela sünger gibi bir şeyse böylece, basacak alnı böyle. Alnı basacak böylece ki, ta ki alnı yerin sertliğini alnı duysun. Oraya otursun muhtemelen böyle. Böyle. Otursun, alın. Alnı koymak farz muhtemelen, alnı koymak böyle. Bunu da koymak gerekiyor, o vacip böyle. Bunu da böyle koyması gerekiyor. Bunun da yerine duyması gerekiyor. Bunların böyle farz olduğu için bunlar bu şekilde. Aldığında yara olsa, açı kıramıyor, alnında koyamıyor. Yalnız burnunu koyar muhtemelen böyle. Bunda yara var. Yanmış Allah kusur mesela, o ima eder böyle. Secde eğilir ama dokunulmaz toplamaz. Özür olunca böyle böyle. Özür olunca. Şimdi secdeye varırtan sonra, hemen secdeye varmaz değil böyle. Secdeye varır, tam bir kendi vaziyetini alır böyle orada, yerleştir. En aşağı üç sefer secde tesbihatı. Sübhane Rabbiyel E'la. Burada E'la var muhtemelen, bu mi muhtemelen. Şimdi bu Latince uymuyor muhtemelen. Burada ayın var. Elif var, ayın var. E'la. Bunu Latince yazamazsın muhtemelen. Sübhane Rabbiyel E'la. E'la en âli, yüce anlamına gelen muhtemelen. E'la. En yüce Rabbim, Rabbimi tesbih eder muhtemelen. Tenzih eder Rabbim böyle. Nedir tesbih, tenzih? Rabbimiz her noksandan münezzeh noksan muhtemelen. Sıfatlarına böyle böyle. Yani mesela bizim görüşümüz, görmemiz, bu da bir sıfat, özellik yani görmemiz. Ama kısıtlı, sınırlı. Kişi karanlıkta göremez, uzağı göremez, yer altını göremez, her dakikada göremez. Ama Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Her şeyi görüyor. İşitmemiz, işitmemiz böyle. Yani semiye deniyor buna, basar semiye. İşitmemiz var böyle. İşitiyor insan. Ne kadar kişinin böyle kulağı keskin de olsa, yani duygu, işin kuvveti olsa böyle, gene kısıtlı, mısırlı muhtemelen böyle. Uzaktan bir şey yapar, anlayamayan da böyle. Bir kişi konuşuyor. Bir kişi konuşuyor muhtemelen. Telefonu karşıya konuşmuş, birisi konuşuyor böyle. Biri daha karışıyor. Mesela oğul çocuk gibi fırçayı geldi, baba baba şunu böyle. Ya biraz dur bak, dur. Karıştırma değil mi bak. Şimdi bir insan birine konuşurken biri daha karıştı, biri daha karıştı, kafa karıştı, gitti muhtemelen böyle. İşte kul muhtemelen, aciz muhtemelen böyle. Ama Allah'ın yüce Mevlam, yüce Mevlam.
Bu insanlar kirazdan muhtemelen. Böyle. Tabi gol diyen de var, seven sayan da var, Allah diyen yanan da var. Böyle. Denizdeki balıklar, uçan kuşlar, kuşlar, karıncalar muhtemelen. Melekler, cinler ne varsa muhtemelen. Her bir Allah'a bir zikri tesbih var değil mi muhtemelen? Hepsi onu duyuyor muhtemelen. Hepsi muhtemelen. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Balığın karnı denizde muhtemelenler. Allah tesbih etti muhtemelen. İşte bu anlamda geliyor Sübhan-ı Muhtemelen. Tabii çok daha geniş de kapsamlı. Bu kadar vereyim inşallah. Sübhane Rabbiyel E'la. E'la. En yüce olan Rabbim, seni tesbih eder Rabbim. Yani sen Rabbim, her 90 son münezzehtir Allah'ın böyle. Kudret, güç mesela. Bir de bir gücümüz var. Kişi ne kaldırıyor? Mesela kaldırma trenler. Mesela bir torba Şimonto'ya kaldırıyor. İki torba kaldırıyor. Dört koydun mu? Ataş oldu böyle. Bir kaya kaldırma muhtemelen böyle. Yani kişinin kudreti sınırlı muhtemelen. Şimdi üç sefer en aşağı sünnettir muhtemelen bunu okumakta. İsteyen beş yapabilir, yedi yapabilir. Ama beş, yedi yapayım diye hızlı yapmama gerekiyor. Üç yap icabında, vakti müsaade ederse. Ama yavaş, yavaş da böyle. Yani Allah Celle Celle tesbih ederek bir Allah'ım öyle. Sübhan Rabbil Ala. Sübhan Rabbil Ala diye de yapma gerekiyor. Sonra ikiden secden kaldırılır. Rükû bir, bir rekatta. Kıyam bir, secde iki. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mevzuya giderken her melekler, gökteki meleklerin ibadeti başka ondan beri böyle. Kimi derim kıyamda, hepsi farklı bunlar bu şekilde. Peygamberimiz kıyamda ayakta olan meleklere selam verdi, ayakta Allah'a selamını verdi. Rükûde verdi, rükûde selam aldılar böylece. Yine Peygamber gökyüzü semaya geldi. O meleklerin görevi secde halinde bende. Onlar başta kaldırdılar, Allah selamını muhtemelen. Tekrar secdeye gittiler muhtemelen böyle. İki secde yapılıyor. Bunun bir anlamı şu muhteremler. Mina halatnaküm Mevla buyuruyor Taha suresinde. Siz toprağından yarattık. Toprağından yaratıldık. Şimdi ilk senin kişi kalkıyor. Mina halatnaküm. Ve fiyâ nüydüküm. Tekrar topa dönüş. Öyle muhtemelen. Tekrardan kalkış. Yani dünya hayatı iki secde arası muhtemelen bak. Bina halaktâküm. Topa'dan yarattık falan buyuruyor. Allah'a böyle dünyaya geldik. Baktık dünyada böyle. Ölüm geldi. Ve fiyâ nüydüküm. Tek iade toprağa, mezara. Ondan sonra başta kalkın muhtemelen böyle. Dünya hayatı böylece. İki secde arasında celse, oturma anlamına celse gerek böyle. Celse. Burada hemen yani genelde ne yazık ki muhteremler yani namazlar çok acele kılınıyor muhteremler. Çok acele kılınıyor namazlar böyle. Yani vacile kırpılıyor, kırpılıyor, kırpılıyor böyle patır kötürü böyle acele macele namazlar kılınıyor. Ne yazık ki görevliler de öyle böyle. Görevliler onları böyle kılıyor muhtemelen. Allah korusun böyle. Dinin direği, müminin miracı muhtemelen. Peygamber buyurdu, namaz gözümün nuru. Peygamber buyurdu böyle. Üç şey bana dünyadan sevdirildi dünyanızdan. Dünyanızdan bak. Peygamber dünyamda demiyor muhtemelen bak. Hesabı buyuruyor. Üç şey bana dünyanızdan üç şey bana sevdirildi. Hubbeyle. Dünya bak. Üç şey bana dünyanın sevdirildi. Biri koku, biri eşi anımı severdi. Bir buyurdu, namaz ve gözümün nuru. Bak ben böyle. Namaz gözümün nuru böyle. Ya namaz derken peygamber açılır mı böyle? Rahatlar böyle, böyle böyle. Ne zaman peygamber böyle biraz darasın sıkılsın? Ya Bilal, biz rahatla. Ne vakit ezan okumuşlar. Ezan okudu muhtemelen. Ezan başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber başladı mı? Peygamber kendi girdi muhtemelen böyle. Girdi. Ya peygamber buyurması, namaz gözümün nuru. İçim açan günüm açar ben namaz böylece.
Şimdi bir seriden kalktık değil mi? Allahu Ekber. Tam bir oturuş. Oturuş. Biraz bir hafif durma. Ondan sonra ikinci secde muhtemelen böyle. Şimdi secdede iki avuç yere yapıştı. Parmaklar bitişik. Köylü bakır için bakır bu şekilde böylece. Alın bunun yerin seyretini duydu. Bastırır bunu bu şekilde böylece. Bir de ayakların durumu da var. Ayakların muhtemelenler. Ayakların da secde yere basması şart muhtemelen. Ayakların yere basması. Ayak neresi? Ayağın tabanı muhtemelenler. Parmak ucu sayılmıyor ayaktan bakmakla. Ayağın parmak ucu ayaktan sayılmıyor. Üstü sayılmıyor tersi. Şimdi kim ne yapıyor? Secdeyken ayağını şey büküyor. Ayağının üstüne dokunuyor. Ayağın altı boşta. Peki ne yapacak? Ayak parmaklarını bükecek muhtemelen önü. Ayak parmakları muhtemelen. Tabii ayağın tam yere dokunmuyor secdeyken. Ayak parmağını bükecek. Ayak parmakları kıbleye dönecek muhtemelen. Yani bu çok mühim muhtemelen böyle. Yani çok kişi bunu ihmal ediyorlar böyle. Ayağa dokunmuyor yere böyle. Yani ayağın yere dokunması, ayağın tabanı dokun, tabanı muhtemelen. Parmak ucu sayılmaz dik koysan böyle muhtemelen. Sırtı koysan sayılmıyor böyle ayaktan böyle. Ayak bükülecek parmaklar muhtemelen. Bükülecek. Secdeyken. Hatta insan secdeyken iki yerden keserse, mesela dizine böyle şeyle kuvvet verdi de böyle iki yerden kesilirse bir secde miktarı öyle durursa namazı bozulur muhtemelen. Tekrar kılması gerekiyor muhtemelen böyle. Bir imamın biri muhtemelen. İmam efendi. Muhtemelen kişiymiş kendisi muhtemelen. Yani şey değilmiş böyle. Bunun bir talebesi bir gün dikkatini çekiyor. Sünnet kılarken imam hocası bakıyor Allah Allah. Hoca bunları ayrı yerden kesme diye bunları anlatmış ama hoca secdeye gidiyorken yerden kesiyor. Şimdi çocuk diyor ki, hocam be, sen bize böyle demiştin ama ben de bugün dikkatle baktım diyor. Sen ayaktan yerden kestin. Hoca, ya yapma, yapmaz bir şey falan bu şey böyle. Yani hocam yapmam diyor kendi kendine böyle yani. Sonra evine namazıymış, çünkü evine giriyor. Kağıt bulmuş muhtemelen ben evden. İkine geliyor, onu koymuş kağıdına muhtemelen. Onun sünneti bu daha çabuk kılıyor. Orasından böyle secdeye gidince, ilk elinde kesince kağıdı ayağına koyuyor. Hoca tam ayağına basıyor bakıyor, ayağına kağıt. Ya ayağını yine kesmiş demek ki muhtemelen. Hemen selamı kalkıyor, ey cemaat diyor, özür dilerim sen böyle diyor. Ben namazım böyle olmuşum böyle. Namazı biz kaza edelim diyor, kılmamız lazım. İmam kılmamız lazım. İki yerden kesmemek mi? Kadınlar ne yapar mıdır? Kadın secde muhtemelenler. Kadınların burada genelde kural şu böyle, toparlanmaları böylece. Yani kadın elini daha biraz aşağı koyar. Aşağı koyar böyle. Yalnız secde derken elinize olmaz bu elinize muhtemelen. Yere olması gerekiyor. Bir de insanın kendi üzerindeki giysiye de secde olmaz. Mesela takkesi böyle alnı kapıyorsa böyle alnına kadar eğer secde tak yapıyorsa bu arada bir de mekruh. Şafiş olmaz namaz olmak normalde. Hanımlar da eğer ki başörtüsünü inirse kaşlara kadar alnını örterse onu da secde yaparsa o da mekruh olmaz mutlaka böyle. Saç bitiminden başlığı bağlanacak. Takibe saç bitiminden olacak bu şekilde. Alnı açık olacak mutlaka böyle. Mutlaka kişinin alnı yere seyşek mutlaka böyle. Etmesi gerekiyor. Yalnız çok yerlerde ona izin veriliyor böylece. Yani yerler mesela kumda, taşta, topraklarda namaz kılınıyor. Gerçekten mesela Medine'de işte kumluk vardı ortada. Yanar tabii öyle vaktinde böylece. O zaman kimisi ne yapardı? Uzun füsnak yolları eteğine mesela yapardı seyircisinde böylece. Ona izin veriliyor bu şekilde. Böyle. Çok sıcakta ancak veriliyor. İzin veriliyor. Demek kadınlar demek ki muhtemelen toplar kadınlar demek ki kendisi böyle. Kadının bileğe yere dokunur. İki şeyleri kolları böyle yanına dokunur.
Tam toplanarak secdeye kapatalım bu şekilde. İkisi yaptık. İkisi de farz. İkincisinden kalktık. Şu ayağa kalktık. İkinci rekata. Yine tabi tekbir alınıyor bu. Tekbir alınıyor muhteremler. Hanefi'de hemen secde ayağa kalkılır. Eğer genç ise, kuvvetli ise, ayağında pembe bir rahatsızlığı yoksa, yere dokunmadan kalkması eftal muhteremler böyle. Ama benim gibi yere dokunan da o caiz muhteremler. Muhteremler böyle tabi. Şafi de bunu aksi muhteremler. Bak Şafi Sevim'de. Şafi Sevim'de seyreden kalkır, hafif bir oturuş vardı böyle. İsa oturuşları buna böyle. Kalkan yere dokunması sünnettir şu anımızdan beri. Kuvvet alması gereken bu şekilde böylece. Ayağa kalkılır ikinci rekata. İkinci rekata oluşum burada hemen besmele ile Hanefi'de. Şafi her rekata evinizi çekilir Şafi'de. Her rekata çekilir. Şafi'de her rekatta evinizi çekilir. Hanefi'de ilk başta evinizi çekilir. Sonra yine besmele beter böyle. Besmele şerif çekilir. Fatih okunur. Zammes okunur. Rükû secde yapılır muhtemelenler. İkinci rekatın ikinci secdeden kalkıldı mı oturulur muhtemelenler. Eğer kılınan namaz iki rekatta namaz ise sanırım farzı gibi böyle. Bu son oturuştur böyle. Madeli kadi ahire. Son oturur böyle böyle. Ufaklığı bunda bu şekilde böylece. Şimdi oturuşa tabi bu da bir kuralı başlı muhtemelenler. Şimdi erkekler sol ayağını yatırırlar. Bak, yer ayağı. Sol ayağını erkek yatırırlar. Sonra oturur. Sağ ayağını dikerler. Yani sağ ayağı dikilir. Yanı başında dikilir. Ama parmaklar gene kıbleye dönecek. Böyle. Parmaklar kıbleye döner. Sonra oturur böylece. Hanımlar iki ayağını böyle sağdan çıkarır. Sol kabası oturur. Kanda böyle. Yer yok böyle. Yani kadınlar toparlansın diye. Yani karşıda görünmesin bu şekilde böylece. Kadın yere oturur. İki yandan çıkarır. İki avuç el dizin üstüne konur böyle. Parmak uçları dizin üstüne tam hizasına gelir muhtemelen. Dizin mesela böyle aşağı inmez ama aşağı inerse yere bakıyor parmaklar. Böyle yapar ki kıble baksın muhtemelen böyle. Tam dizin üzerine yanına konur böyle. Parmak, kendi tane parmakları bu şekilde koyar. Eğer dört rekatı namaz ise, üç rekatı namaz ise ilk oturuş olmuş oluyor. Yalnız ettiyat okunur zaman. Eğer bu son oturuşsa, o zaman ne oluyor? Ettiyattan sonra sarbat dua okunur buradan muhteremler. Ettehiyyatü. Bu çok mühim muhterem. Çok mühim. Böyle. Peygamberimiz Mevla'yı böyle sıraladığı Miraç'ta muhterem. Oradan kalayım sen. Ettehiyyatü lillah. Ettehiyyatü. Tehiyyeler. Nedir tehiyye burada? Bedensel ibadetler. Bedensel ibadetler. Sözlü ibadetler böyle. Sözlü ibadetler. Bedensel ibadetler. Sözlü ibadetler muhtemelen. Sözlü ibadetler böyle. Kur'an okuma. Kelime-i tevhid. Allah zikretme. Tesbihatlar. Allah yolunda öğüt ve insanların böyle dini sohbetler. Hep bununla ilgili bunlar ibadetler böyle. Ettehiyyatü. Ne kadar söz ibadet varsa, yeryüzü insanların, cinlerin, hayvanların, kuşların, kurtların, meleklerin muhteremler, hepsi lillahi Allah'ın hakkıdır. Yani her bir zerre, her bir varlık, yani sivrinçekti muhteremler böyle bak. Esen yerler de böyle. Akan sular, rüzgar gelir, ağacı sallar mı? Yapmaklar başta fışı fışı yapmaya böyle. Allah yolunda muhtemelen böyle. Hatta eğer rüzgarlara böyle, ona o da secdesi muhtemelen böyle. Secdesi böyle böyle. Yani Allah dostları, gönlü uyananlar, bunlara onlar fark eder muhtemelen böyle. Her bir zerre Allah, her zerre muhtemelen Allah der Celle böyle. Hatta buyuruyor ulemalar, bir hayvan ne zaman Allah'ın zikrini kesilirse o zaman avları o zaman tuza düşer. Bak böyle. Hayvanda eğer bir hayvanda
Allah o anda zikrediyorsa onu avcı vuramaz, tutamaz ve tuzağa düşmez. Hayvan ne zaman Allah'ı unutur, gafil olur, o zaman avcını avlayabilir, onu tuzağa düşebilir muhteremler. Yani her bir zerre muhteremler Allah zikredi bu şekilde böyle. Ettehiyyatü, bütün tehiyeler, yani kuşların, kurtların, artık bitkilerin muhtemelen, bitkilerin, ağaçların, esengelerin, ayın, güneşin, yıldızların, galaksilerin muhtemelen, meleklerin, feleklerin sözü zikirli ibadetleri Allah hakkında böyle. Ve salavat, bedensel ibadetleri, bedensel. İşte rüküye gitme, secdeye gitme, Allah'ına cihat etme, fakir fukara için onun peşine koşma, yani hacca gitme, yani beden yapılan ibadetlerde Allah'ın hakkını muhtemelen. Ve tayyibat, tayyibat da mali ibadet, mali, mal yapılan ibadetler böyle. Yani zekat verme, kurban kesme varsa bunlar böyle, Allah hakkını böyle. Sonra şimdi sıra gelip peygamberimize selamlar, selam veren peygamberimiz muhtemelen böyle, namazda böyle. Esselamu aleyke. Eyyühe nebiyyü. Bak, Esselamu aleyke. Allah'ın selamı selamı sana olsun. Aleyke sana. Kime diyor bunu? Eyyühe nebiyyü. Allah'ın, ey Allah'ın nebi zişanı, şeref peygamberi, peygamberimize muhtemelenler. Ve rahmet ve berekat diyor. Rahmet ve bereket Allah'ın sağlamak böyle. Ve rahmet ve berekat diyor. Böyle. Peygamberimize selam insan böyle. Bu anda hatıra gelsin yolu muhtemelen böyle. Otururken böyle, otururken böyle. Es'alek eyyühe nebi derken böyle. Tabii giden der, kendisini Medine'ye farz eder. Yani Peygamberimizin böyle şöyle yani kıblesi, mezarına bakar gibi yapar böyle. Eyyühe nebiyyü, ey nebi zişan, Allah'ın şerif peygamberi, Allah'ın sana rahmet sana olsun böyle muhtemelen. Sonra kişi dönüyor kendine. Esselamu aleyna. Allah'ım selam bize de olsun böyle. Bize. Cemaatsa bütün cemaati kastediyor muhtemelenler. Yok yalnız kudüsü böyle, yanında melekler vardır. Onlar kastediyor böyle. Bir de niye kastediyor? Bütün namaz kılınır muhtemelen. Estağfirullah. Ve aleyhi ve salihim bütün salih kullar olsun. Salih kullar olsun. Salih kullarına. Allah'ın güzel kullar olsun böyle. İnsan müşanları olsun böyle. Hayatı olsun, öyle olsun muhtemelen. Mesela 1000 sene önce ölmüş, 300 sene ölmüş böyle. Ama Allah'ın salih kulu muhtemelen böyle. Allah diye yanmış böyle. Haramdan kaybetmiş, Allah'a kulluk etmiş. Şöyle yatayım mezarına muhtemelen böyle. Yatayım mezarına böyle. Yani İslam din kardeşliğe anılmış şirket muhtemelen böyle. Aşka muhtemelen böyle. Şirket devam ettiği sürece, yani dünya namazı kıldığı sürece, sabit muhtemelen böyle. Gidiyor muhtemelen böyle. 5 vakit namazda gidiyor muhtemelen böyle. Mesela Hızır Aleyhisselam namaz kılıyor. O da bunu okuyor. Zamanında kutupları bunu okuyorlar muhteremler. Evliya bunu okuyorlar böyle. Tekim okuyorlar böyle. Esselamu aleyhi ve aleyhi ve salihin. Ondan sonra geliyor. Kelime-i Şahat muhteremler geliyor. Kısa keseyim inşallah. Şimdi mesela öğlen namazı kılıyoruz böyle. 2 rekattayız. Etiyle birlikte hemen kalkılır. Allah'a öyle kalkılır. Hemen besmele bir Fatiha okunur muhteremler böyle. Fatiha okunur böylece. Tabi şahabet elinizi çekiliyor. Anabete besmele. Fatiha okunur. Unuttu okudu zamm-ı sure de böyle. Zarar gelmez. Okunması dahi okunabilir ama. Yani sebzi gerekmiyor orada böyle. 3 rekatta 4 nam tamamlar. Sonra oturuşa göre sıra muhtemelenler. Sonra oturuş. Oturuş gene. Yine tabi aynı şekilde böyle sol ayağını diker, yatırır. Sağ ayağını diker, oturur bu şekilde. Ettiğinden sonra salli barik ala. Biliyor musun? Biliyorsun. Onu okuma. Alın barik ala okumunları böyle. Alın vermeyeyim inşallah. Sonra da dua eder böyle. Rabbin atina fidi hasaneten gibi. Yani başka da olabilir icabında. Bunu okuma böyle. Bir de Rabbin afil veli valideyye. Bu da çok güzel muhterem dua böyle. Rabbena ufirli bak. Rabbena ufirli. Ey bizim Rabbimiz. Burada ne diyor? İfirli. Beni affet. Bak. Burada bizi demiyor. Allah'ım beni affet. Li.
Len olsa biz ol böyle. Rabbena, Rabbim beni affet. Neden? En günahı kendi görüyor kulum böyle. Ya en aciz kulum benim, en günahkar kulum benim Allah'ım, günah batan kulum Allah'ım. Allah'ım en pis benim, beni affeyle. Sonra veli valideyye ana babamı affeyle. Görün mü aklıma böyle. Bir insan yavrusu namaz kılıyorsa, ya muhtemelen böyle. O yavru namaz kıldığı sürece ebeveynine, ana babasına dua edin muhtemelen namazı böyle. Ana babası sağ olsun, ölür olsun muhtemelen böyle. Veli valideyye, ana babamı muhtemelen böyle. Ana babamı muhtemelen böyle. Sonra veli mübinine bütün müminleri, yani önceki peygamber ümmetleri dahi buna böyle, Adem Aleyhisselam başı böyle, bütün müminleri affele, yevm-i hisab. Hesap günün başladığı zaman başlarda. Ondan sonra selam verilir muhtemelen böyle. Önü sağa verilir. Yalnız selama kıbleden başlarına böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Buradan başlar. Ay kırma var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselam Allah'ın selamı, selameti. Dünya selameti. Aleyküm size olsun diyor omuzunda. Kim var orada? Melekler var muhtemelen böyle. Melekler var böyle. İnsan yalnız kalarken bile bazen gelir böyle ruhlar gelir bazen muhtemelen böyle. Gelirler böylece. Uyarlar kişi onlar böyle. Onlar böyle. Buradan başlayalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selam verir. Hafif hemen duruyor böyle. Alsın selam onlar. Alacak selamlar böyle. Sola sola geçer. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ver. O da alır selam muhteremler. Namazdan çıkmış olan muhteremler. Bir gün Medine'de tarihler olacak tahmin bir. Bir sene ben namaz kılıyoruz muhterem. Çok mübarek kişi. Allah'ın bir Allah dostlarına kendisi böyle. İki gün bir yeri bulduk. Namaz kılıyoruz muhteremler. Nafile namaz öyle. Yok nafile abdest namazı kılıyoruz. Abdest altın namaz kılıyoruz böyle. Şimdi bu selam verdi, başladı ağlamaya. Yaşıyor, ben genç oldum. Hacım dedim, hayrola ne oldu hayrola bu şekilde? Ahmet Bey dedi, ben çok kötü insanım be. Ne oldu hayrola ya? Dedi, selam veriyorum dedi. Melek alıyor selamımı dedi böyle. Bak, bak bu dönemde. Aileme selam ver bak. Es aleyküm diyorum. Ve aleyküm selam diyor. Melek selam alıyor. Onu duyuyorum. Ama göremiyorum dedi. Günahım var ki onu göremiyorum muhterem abla. Muhterem böyle. Ya muhterem böyle. Allah dostlar böyle var böyle böyle. Yani sen bu hikmet muhterem böyle bak. Melek alıyor selamı. O da ne bu? O da bize dua ediyor muhterem böyle. Dua ediyor. İnşallah Rabbim namazı kabul etsin muhteremler. Yalnız özetleyince şey bir zerresini namazı yavaş kılma muhterem böyle. Yani ilk gelen prensip bu muhtemelen böyle. Namazda acele etmeme. Ömrümüzün bir kısmı namaza geçsin muhtemelen. Birkaç tane daha orada geçsin. Birkaç tane ben orada fazla olan namazı muhtemelen. Her nefesinin sevabı namazı muhtemelen. Yavaş yavaş okuyun inşallah böylece. Elden geldiği kadar da aklımızı, gönlümüzü namaza vermeye çalışalım muhtemelen. Milletler Fatiha.